arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün Afyon yöremize ait biber dolması yapacağız. Bizim biberlerimizde, bizim dolmamızda genelde pirinç olmaz. Farklı bir şekilde yaptığımızda pirinçli yaparız. Ve biberimiz ve yöremize ait biberimiz, yaprağımız bizim çok güzeldir. O yüzden memlekete gittiğimde birkaç kilo şimdi biber getirdim. Bu şekilde önce biberlerimi yıkadım. Bu şekilde açıp arkasına küçük bir çizip atıp böyle hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, biberlerimizi oyduk. Şimdi bu şekilde şöyle biberlerimi iç içe koyup dondurucuya ben bu şekilde bırakıyorum. Hani yaz kışın taze olarak kurutmadan yapılan bir işlem bu. Bu şekilde bunu dilerseniz buzdolabı poşetine de bu şekilde koyabilirsiniz. Ama hani üst üste, özellikle sandık tipi dolaplarda üst üste konduğu için kırılma yaşanmaması için bu şekilde böyle sıralayıp şöyle üzerini kapattıktan sonra istediğiniz kadar kenarlarından alıp buzuyla kullanabilirsiniz. Böyle olursa biberlerde buzlukta hiç kırılma yaşanmıyor arkadaşlar. Şimdi dolduracağımızı, buzluğa koyacağımızı ayıralım. Arkadaşlar şimdi dolduracağımız bibere üzerine sıcak su döküyoruz. Kıymanın harcını hazırlayasıya kadar böyle bekleyeceğiz. Kıymamız hazır. Kıymam evde poşetli olduğu için ortalama 750 gram kadar bir şey. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir miktar karabiber. Bir su bardağı ince bulgur, düğü deriz biz. Yani pirinç yerine bu şekilde ince bulgur katarız. Şimdi biraz yoğuracağım ve eğer etin kıvamına göre bir miktar daha ilave edebilirim. Evet arkadaşlar, az önce söylemeyi unuttum. İçine de bir miktar doğranmış maydanozum vardı. Şu şekilde biberlerimizi doldurup biraz boşluk bırakıp böyle üzerine bir tane domates, dilimlenmiş domatesi bırakıp tenceremize diziyoruz. Arkadaşlar dolmamız hazır. Şimdi ocağa bırakacağız. Şimdilik 2 su bardağı kadar su koyuyorum. Eksildikçe ilave yapacağız. Bunu da bu şekilde donduruyoruz. Kullanacağımız kadar bir kaba alıp üzerine sıcak su döküp bu şekilde kullanılabilir. Arkadaşlar bu çıkardığımız biberin köklerini şu biber kısmını şöyle alıp şöyle burası bu çekirdekli kısmını böylece de atabilirsiniz.
Ama ben hafif bu çekirdeklerini alıp şu şekilde burasını beraber kavurup inanılmaz lezzetli ve çok güzel olur arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim bu şekilde. Böyle biberin kenarlarını ve çekirdekli kısmını. Dediğim gibi ister böyle atarsınız ama hafiften çekirdeklerini alırsanız, şöyle baş kısmını şöyle birazcık alırsanız, beraber bunu kavurup bunun içerisine bol soğan, kavrulduktan sonra biraz domates, ister kahvaltıda ister öğün yerine, mükemmel bir diyet yemeği olur ayrıca da. Çok lezzetli bir biber kökü kavurması deriz. Arkadaşlar, şu şekilde biberlerimiz hazırlandı. Bu şekilde. Şimdi 2 adet iri bir soğan doğrayacağım içine. 3-4 diş de sarımsak. Evet arkadaşlar, biberlerimiz dolmamız kaynıyor. Bir kısık ateşte yarım saattir ortalama kaynıyor. Şimdi tepelim olarak bir yemek kaşığı kadar salçam, az miktar acı biber salçam. Çok az miktar suyla sulandırıyorum. Bir miktar da yağ yapıyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Ocakta bunu hafiften kavuruyoruz salçayı. Evet arkadaşlar, salçamızı da üzerine döktük. Ayrıca bu şekilde biberlerimizi de ocağa alıp yavaş yavaş orta ateşte, ben pek kapak kapatmama taraftarıyım. Evet arkadaşlar, dolmamız pişiyor bu şekilde. Kaynamakta, biraz daha kaynayacak. Bu da biber kökümüzü, artık biraz yağ ilave edebiliriz. Bir miktar da tuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Yöremize ait ince bulgurlu düğülü biber dolması. Evet arkadaşlar, biberlerimiz, biber dolmamız, biber kökümüz hazır. Gayet güzel, lezzetli ve biber kökümüz de çok hafif bir yemek. Biberleri kurutup veya dondurucuya atıp kışlık yaptığımızda biber köklerini bu şekilde değerlendirip bir poşete soğuduktan sonra buzluğa biraz küçük küçük atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkıp ıslatabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun.